Brüksel'den Suriye'deki silahlı teröristleri sevindiren karar çıktı. İngiltere ve Fransa'nın isteği üzerine Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik silah ambargosunu 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırmaya karar verdi. Avrupa'dan Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin yolu açıldı. Karara İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya karşı çıktı ve muhaliflerin silahlandırılmasıyla şiddetin daha da artacağı uyarıları yapıldı. Kararın alınmasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ısrarı etkili oldu. Eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, muhaliflere silah vermenin askeri yollardan çözüm istendiği anlamına gelmediğini savundu. Dışişleri Bakanı, "Silah ambargosu kaldırılarak sahadaki askeri denge değişecek. Muhaliflere silah vererek aslında Cenevre sürecine de psikolojik anlamda önemli bir destek verilmiş olacak." diye konuştu. Rusya karara tepki gösterdi. Avrupa'nın muhalifleri silahlandırma kararının gayrimeşru olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'ye daha önce satılan S-300 füzelerinin sevkine devam edileceğini açıkladı. Amerika ve Rusya arasındaki Cenevre görüşmelerine de değinen Ryabkov, Cenevre konferansının Haziran'da yapılmayabileceğine dikkat çekti. Amerika ile henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirten Ryabkov, Amerika ile pozisyonlarımız arasında fark var. Konferansa dışarıdan katılımlar ve geçiş süreciyle ilgili parametreler konusunda henüz mutabakat sağlayamadık, dedi.